böyle dansa hoş geldiniz. Artık 8. haftadayız ve heyecan her geçen gün daha da artıyor. Onların heyecanını artık size nasıl anlatacağımı çok fazla bilemiyorum ama yayın sırasında da zaten herhalde fark ediyorsunuzdur danslarını yaparken ve daha doğrusu da jürimizin önüne geldikleri zaman. Bu hafta özellikle daha da fazla yoruldular ve iki dans birden hazırladılar sizler için. Onları daha fazla bekletmeden alkışlarınızla teker teker sahneye davet ediyorum. Yıldız ve James için alkışlarınız. Evet, her zamanki gibi Hanzade Ofluoğlu Kırmızı Oda'daki yerini almış durumda yarışmacılarımızla beraber ve Tarık Sezer ve orkestrası için de yine büyük bir alkış istiyorum sizler için. Yine bu gece de bizim için çalacaklar. Alkışlarınızla kendi partnerimi davet etmek istiyorum. Çünkü onunla birlikte program sunmak çok güzel. Kesinlikle alkış isteyecektir. Çünkü biraz da şımarmaya ihtiyacı var. Cem Cemilay geliyor. Canım Gürger, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Sizinle birlikte olmak da çok büyük bir zevk. Çok teşekkür güzelsin ben bu akşam. Ben her hafta size bu renk yakışmak benim için... en sevdiğim renk. Teşekkür ederim. Çok kolyeniz mersin. De çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Takılarım. Siz de çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz de çok güzel. İzleyicilerimiz daha doğrusu. Kırmızı Oda çok güzel. Hayat çok güzel. Danslar çok güzel. Evet. Ve dansların ayrı hafta... bir şeyler söylemek ister misiniz? Siz artık iki haftadır onlarla birlikte dans edemiyorsunuz. Evet. Ben onlarla birlikte merdivenlerden inmek istedim ama yok sen artık dans etmiyorsun. Sen Burcu ile program sunuyorsun dediler. Buradan geldim. Yok çok heyecanlı bir hafta olacak. Evet iki dans hazırladılar çünkü çok yoruldular. İki dans birden çok yoruldular ve inanıyorum ki geçen yıldan daha iyi bir... Sen geçen yıl oradaydın tabii ama daha zor diyelim tamam mı? Daha zor. İyi dediniz daha bir kere. Peki daha onun zor. Onun üzerine gidelim. Daha iyi derken onlar öyle diyorlar. Onlar öyle diyorlar. Tamam, çok yoruluyorlar ama herhalde bu akşam bütün hünerlerini gösterecekler ve güzel bir akşam bizi bekliyor. Çok değişik danslar var. Siz peki görebildiniz mi değişik danslar diyorsunuz? Evet gördüm. Ben yapamayacaktım onları. Yapamayacaktım. Onun için iyi ki zamanda eğlenmişim. Ben tam zamanda eğlenmişim. Siz o hangi açıdan. Hafta en iyi performansı gösterdiğinizi düşünüyorsunuz peki? Ben olmadığım hafta yani... eğlendikten sonraki hafta. O kadar da kötü değilim canım. Benim dansımı özleyen yok mu yani aranızda? İşin komik beni hala dans ediyor sanıyorlar. Ciddi söylüyorum. Mesela hani markette falan beni görenler harika dans ediyorsun diyorlar hala. Ben de hiç bozuntuya vermiyorum. En yakın tarihte elenmiştim dersiniz bir daha gördükleri zaman değil mi? Geçen hafta sonu elendim dersiniz. Ama bence siz Alina'yı unutuyorsunuz. Onun çok büyük etkisi vardı. Bence değerli Alina, izleyicilerimiz evet. Alina'nın dansı ve güzelliğini de gerçekten doğru söylüyorsun. Ya Alina çok iyi bir partner ama dans etmek çok güzel bir olay. Ve o açıdan Alina'ya da teşekkür ederim. Evet. Bana dansı sevdirdi.
Yani bu program seyredildi. İnşallah bu program canım Türkiye'me de dansı seyredir. İnşallah diyelim. Evet. Önümüzdeki hafta da beraber dans edince belki Ali Ney'i sizi unutturabilirim diyorum. Değerli izleyicilerimiz. Yok böyle dans başladı ama kısa bir reklam arasından sonra ilk dansımız geliyor. Başlıyor. Onlar da hazırlar ve Kırmızı Oda'da çok büyük bir heyecan hakim her zamanki gibi. Bu hafta iki dans hazırladılar sizin için ve gerçekten çok yoruldular. Büyük alkışlara ihtiyaçları olacak. İlk yarışmacımız şu anda Hanzade'nin yanında Kırmızı Oda'da Ivana Sers gelecek ilk sırada. Evet Ivana, bu akşam ilk çıkıyorsun hem de iki dans yaptığınız ilk hafta olacak. Evet. 80'lerden fırlamış bir havan var. 80'ler, aynı öyle, renkli, saç abartılı, makyaj abartılı, biz abartılıyız. güzel bir 80'ler. Bakalım, şarkıda da güzel. Seve seve yaptık, bu disco dans aslında. Bakalım, beğeneceksiniz. İkinize de bol şans diliyorum. Evet, ilk yarışmacımız Ivana Sert ve partneri Slava geliyor alkışlarınızla. Son haftada güzeldi. Çok güzel koreografi düşünüyorum. İyi performans yaptık. Ben Latin dansla çok seviyorum. Güzel oldu. Puanları da iyiydi. Favori oldukça hırslı oluyorsun. Tabii ki birinci olmak istiyorsun. Evet, bu haftada 80'ler yapıyoruz. Bu hafta çok renkli 80'ler geliyor. Hazırlamış bizim için. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Çok eğlenceliydi. Bence. Ve güzeldi de aynı zamanda. Jürimizi de en gözle takip ettiğim kadarıyla onlar da çok beğendiler. Bakalım Sait Hoca'dan başlayalım. Neler düşünüyorlar? Senin dansçı olman yani nasıl desem şart mı? Şart. Şart. Kostümleriniz çok güzel. Ben tasarlandım. Teşekkürler. Evet. Müzik seçimi güzel. Doğru dans ediyorsunuz. Çok güzeldi ve çok hırslısın.
seni çok beğeniyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Azra. Bizi 70'li yıllara götürdünüz. Çok güzel başladı bu akşam bence. Ya hep farklı şeyler yapmayı seviyorsun. Ben çok güzel bir şey bu. İvana. Bu arada sana da teşekkür ediyorum. Sürekli çok güzel koreografi yapıyor benim için. Çok kesinlikle. İyi bir öğretmen. Kesinlikle. Çok çok eğleniyorum. Harika kesinlikle. Bir öğretmenim var. Süper. Ben seni bu akşam çok rahat gördüm. Bazen başınla ilgili böyle bir bazen çok sabit tutuyorsun. Bugün başın her yere gitti, değil mi? Disko oldu. Yumuşamış. Disko. Evet. Süper. Teşekkürler. Tamam. Korkuyorum şimdi, çok şey bakıyorsunuz. Öyle mi bakıyorum? Yani seni çok azimli görüyorum bir kere. Bizim mesleğimizde olması gereken şeylerden bir tanesi çok azimli olmak. Duygularını iyi ifade edebildiğini düşünüyorum. Çok duygusal yaşıyorsun ve iyi ifade edebiliyorsun. Dansında da zaten kostümüne de öpücükler konulmuşsun. Bana göre çok rahat başladın ve sırt meselesini de yavaş yavaş çözmeye başladığın için tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Acan. Bu hafta ikişer dans olacak. O yüzden işiniz çok zordu. Ama yani gördüğüm kadarıyla çok net, böyle seyretmesi zevkli bir dans vardı. Yani öyle karmaşıklık olmayan, net bir şekilde karşımızda güzel figürler yaptın. Birinci dakika bana göre iyi bir goldü. Tebrik ediyorum. Ay çok teşekkürler. Abi. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hepimizi odaya uğurluyoruz. Birazdan puanlarınızı alacağız. Sait Hocam, puanınızı hazırlıyorsunuz herhalde. Gözünüzü alamadığınız için Ivana'dan herhalde unuttunuz diye düşünüyorum. Görebiliriz puanınızı. Buyurun. 7. Azra? Yandım ben şimdi. 7. Tan? Benimkisi daha iyi değil. 7. Feyacım. 8. Saturday Night Fever. Cumartesi gecesi ateşini pazartesi akşamına taşıdın. Staying Alive'la. Çok güzel. Beraber yapalım. John Travolta. Hadi. Evet, ben bıraktım artık biliyorsun. Biraz hatırlatayım seni. Staying Alive. Ben bak, I Will Survive diye bir parçayla ben elendim biliyorsun. Staying Alive seni nereye götürecek? Çünkü beklediğin kadar belki yüksek notlar alamadın. Belki iki dans olduğu için biraz düşük puanlar veriyorlar bence de. Dans beğendiler düşünüyorum. Çok güzel. Akrobasi yaptın mı daha önce? Yani sen bir jimnastik falan yapıyorsun herhalde. İnanılmaz elastiki bir vücudun var. Havada biraz uçuyorum ama akrobatik yok. Daha. Başladım yeni. Dansa çok iyi yiyorsun ama. Acayip iyi dans ediyorsun. Bu notlar için ne diyeceksin jüriye? Çok teşekkür ediyorum. Zaten... Mütevazı davranmayı bırak. Gerçekten içinden geleni söyle. Daha fazla istediğim aslında. Ben diyorum yani her... Kaç hak ediyordun mesela? Galiba 3'ü 7 verdi, 21. Acun, sevgili Acun 8 verdi, 29. Bence, bu bir taktik. Bak, bir taktik. İkinci dans daha fazla verecekler, bak. Sevgili. Bu gece birinci gelir misin, onu söyle. Yani birinci dans olarak böyle az veriyorlar herhalde. Sonra daha yükselecek. Hayır, herhalde. Sen birinci gelir misin bu akşam? Ben her akşam birinci olmak. Tamam peki. Her akşamın birincisi bizim birincimiz sevgili Burcu'dayız şimdi. Tüm cümleye teşekkür ediyoruz. Showtv.com.tr'den de eğer Ivana'nın dansını beğendiyseniz onu desteklemenizi istiyoruz değerli izleyicilerimiz. Çünkü puanları her ne kadar çok olsa da birbirine yakın hale geliyor programın sonuna doğru. Ve son sırada eğer görmek istemiyor kendisini tekrarlıyorum. Showtv.com.tr'den Ivana'nın dansını oynayabilirsiniz siz de. Sıradaki yarışmacımız, evet, Hanzade'nin yanında Şenol İpek. Şenol, Ivana'ya da söylemiştim ama sen de tam anlamıyla dansın ruhuna girmişsin bu akşam. Aynen, girdim, hazırım. Dans edeceğim. Heyecanlıyım ya, çok heyecanlıyım bugün. Bir de mesaj var galiba anında ama sen söyle istersen, ben okumayayım, sürpriz olsun ya da. Sait Hocam için dans. Mesajımız bu. O zaman hazırsınız. Hazırız. Sizi alkışlarla sahneye uğurluyorum. Evet sevgili izleyiciler, Şenol İpek ve partneri Alyona geliyor. Bekliyoruz. Bekliyoruz.
Geçen hafta riske girdim. Ama iyi bir sonuç aldım. Daha yüksek puan bekliyordum. Hani mütevazı olamayacağım. Sokaktan çok güzel tepkiler aldım. Halktan işte yazılan, çizilen her şey benimle ilgili çok olumlu. Bu da çok hoşuma gitti. Bu hafta ilk dansımız 80'ler, 80'li yıllarız. Dekor ve kostümlerle ve müzikle ve koreografiyle kesinlikle bir 80'leri yaşatacağıma inanıyorum. If you see a faded sign by the side of the road that says 15 miles to the Yeni saç modeli çok yakışmış gerçekten. Bu şekilde devam ederseniz yarışmaya sizin için hayırlısı olmaz. Kesinlikle. Sait Hoca, beğendiniz mi dansı? Güzeldi. Bir dam yetmemiş, birkaç dam daha almışsın galiba. Evet hocam. Bir evdi. Şarkı mizansen gereği. Sevgili Alona'nın fikriydi. Nefes nefese kalmış. Siz yorumunuzu yapın isterseniz. Buyurun. Matrak da güzeldi. Eğlenceli, beğendiniz mi? Beğendim, bir tek Peruk'u beğenmedim. Evet, Peruk maalesef son lifte de biraz sıkıntı oldu o yüzden. Evet, bir gözüme de geldi. Seni rahatsız da etti ya. Etti evet. Etti hocam. Fakat dans güzeldi. Teşekkür ediyorum. Puan'a Peruk yansımayacak. Azra? Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Tabii ki hani kostüm bir yandan çok eğlenceli ama bence peruk çok kapattı. Bunun dışında tabii iki dans kolay olmadı değil mi bu hafta sizin için? Aslında güzel oldu. Hatta bir tane daha olsun istiyorum ben. İnşallah. O da olur. Haftaya işte Alp'le konuşuyoruz. İkili böyle grup dans ne yapabiliriz hani izinle çıkarsa tabii. Şov yapmak istiyoruz çünkü onun için buradayız. Dans etmek çok keyifli. Eğlenceliydi. Aynen. Teşekkürler. Tamam. Şenol, bu yarışmada ben senin sükse yaptığını düşünüyorum gerçekten. Hem doğru çalışıyorsun hem yeteneğin var. Bu çok da net ortada. Yani efektif çalışıyorsun bir başka deyişle. Nereye yoğunluk vermesi gerektiğini iyi biliyorsun. Bana göre bu dansı daha da yoğunlaştırabilirdin içinde dans bakımından. Daha çok şova doğru götürmüşsün galiba anladığım kadarıyla. İlk dans evet şov olarak hani fikir öyle çıktı. Bence güzel bir fikirdi. Alona böyle söyleyince bugüne kadar çünkü hep dans ettik. Bir mizansen olsun dedi. Yani tiyatral bir şey yapalım dedi. O fikir de beni heyecanlandırdı. O yüzden kostüm falan her şey böyle. Yani her tiyatral. Şey çok güzel. Çok sonunda ki lift de güzeldi. Evet. Ama ona konsantre olacağım diye bazen işte şova yoğunluk oluyor. Teknik evet. Birazcık daha azalmış oluyor. Ama genelde iyi gittiğini düşünüyorum ben. Sen ikinci dansta iyisini yaparsın acaba? Aynen. Ben tamamen aynı fikirdeyim. Yani bir kere yarışmadan zevk alıyorsun. Evet. Eğleniyorsun ve hakikaten yani bir de cesur kıyafetler giyiyorsun. Bana göre çok renkli bir yarışmacı oldun. Hakikaten Şenol yani seni biz çok severek isteyerek aldık ama
Senin bu derece programa katkıda bulunacağını bilmiyordum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey oldu. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sait Hocam, evet. Buyurun siz verin. Oradan da hemen tabii. Sait Hoca onu takar mı takmaz mı bilmiyorum tabii. Kırmızı Oda'ya alkışlarla uğurluyoruz sizi puanlarınızı almak için. Hocam o peruk ve özellikle size edilen bantı çok fazla göz önünde bulundurmadan puanınızı da hazırlarsanız. Çünkü sanırım Şenol büyük bir heyecan içerisinde puanınızı bekliyor. 6. Ben de. Azra? 6. Aynı gidiyoruz ama hocam bir şey yok. Tam. Çok enteresan 6. Bak. Çok enteresan 7. Şenol çok enteresan, çok beğendiler. Ondan sonra notlar düşük. Ne diyorsun? Evet, o jürinin takdiri tabii ama puanlardan şunu anlıyorum. Jürimiz benim dans etmemi istiyor. İkinci dansımda dans edeceğim. Şov yapmayacağım. Belki senin dansını falan beğeniyorlar da Peru'a taktılar. Peru'yu beğenmiyorlar. Peru takılmayacak gibi değil yani. Demin Peru'ya sprey sıkıyordun burada, işe yaramadı galiba. Gelmesine çok sprey sıktılar ama maalesef geldi. O da benim için... Senin bu kostümü Peru görünce dedim ki iyi ki ben eğlenmişim ama erkeklerin gururunu kurtaracak iki erkek yarışmacı kaldı. Bir Şenol bir de Alp. Sevgili Burcu'dayız şimdi bakalım sırada hangi yarışmacımız var. Çok teşekkür ederiz Cem Cemina'ya ve Şenol'u desteklemek isterseniz de showtv.com.tr'den puanlarınızı Şenol'un beklediğini söyleyebilirim değerli izleyicilerimiz. Sıradaki yarışmacımız ilk günden beri bizi bütün danslarıyla çok etkileyen her zaman da zaten şarkılarına aşık olduğumuz bir kadın Aşkın Nur Yengi. Evet Aşkın Hanım, popcornlar ve içecekler hazırlanmış. Rahat bir dans olacak herhalde. Bizi seyredenler de bu gece belki popcorn yerler. Evet eminim canları çekecektir. Siz o zaman... Yiyecek bunu. Ben değil. Take this for you. Hem afiyet olsun diyorum hem de alkışlarla sahneye uğurluyorum. Aşkın Nur Yengi ve partneri Jack geliyor. Geçen hafta da zor bir haftaydı bizim için. Çünkü Cahil çok zordu ama iyi sonuçlarla ayrıldık orada. Herkes için güzel geçti. Bu sefer jürinin puanları oldukça doyurucuydu, tatmin ediciydi. Heyecanlıyız çünkü çok daha farklı bir şey olacak bizim için. Çifter çifter hazırlanacağız. O heyecanı birkaç kere yaşayacağız. İlk olarak tango ve cha-cha karışık. Bir dans hazırlıyoruz. Her zaman iyi olacağız. Made of this.
çok çok güzel bir gösteriydi. Benim bugüne kadar gördüğüm en güzel danstı iki sene içerisinde açıkçası herhalde. Bunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Çok özür dilerim biraz. Tabii buyur. Gerçekten tamam. Buyurun. Sizin var mı? Var. İşte bu benim sevdiğim tarz. Çünkü hem görsel var, hem dans var, hem tutku var. Her şey var. Bir an önce dedim ki ay çıksınlar çıksınlar ama çıktınız, çok sevindim. Budur. Her şey evet. Vardı. Budur. Çok teşekkür ederim. Dans vardı. Teknik vardı. Teşekkür ederiz. Sait Hocam. Kusura bakma hocam. Dayanamadım. Tabii. Fikir güzeldi. Tatlı hayalin fikri güzeldi. Şey, gölge, hayal gölge hoştu. Dansınız bana biraz kısa geldi. Yani, İki dans olunca minütaj böyle oluyor. Ama bu yaratıcılık yani. 90 saniyeden de onu evet, yaptık valla. Evet ama çok hoştu. Geçmiş haftalara sayın. Onlar da 2 dakikada yapmıştık. Onlara sayın lütfen. Aşkım seni seviyorum. Çok güzeldi. Biz de sizi seviyoruz hocam. Teşekkür ederiz. Tamam. Aşkın enerji gerekiyor. Bu enerjiyi de sen bize veriyorsun. Yani muazzam işler yapıyorsun. Çok teşekkür ederim. Müziğin kadar kuvvetli bir başka mesele daha çıkmaya başladı ortaya. Dans meselesi. Bu bize çok keyif veriyor inan. Yani burada otururken nasıl bitecek ve ne olacak diye bekler hale geldik. Bu meselede bence boşu boşuna yapılmış bir mesele olmadığını gösterdin bize. Yapıldı ama gerçekten çok etkili bir şekilde tamamlandı. Enerjinin seni zaman zaman devre dışı bırakmasına da izin vermedin. Bana göre yani ikinci dansın umarım bunun altında kalmaz. Bizim de notlarımız yüksek olur. Teşekkür Acım. Ederim. Yani bunda notlar düşük olacak, ikinci de umarım yüksek olur demek istedi. Galiba taktik Ivan'ın evet. Dediği gibi. Ben açık söyleyeyim, şimdiye kadar yok böyle dansta gördüm en iyi koreografiydi. Ciddi o zaman C2 alkış rica ediyorum. Yani... Jake, best ever for me. Koreografi. Gerçekten öyle. Yani şaşkınım. Hakikaten başıyla, ortasıyla, sonuyla. Sadece dans azdı, %100 katılıyorum. O da hani biz ikişer dans olduğu için yarışmacılarımıza 90 saniyede toparlayın dedik. Ama sonuç itibariyle dans azdı. O da bir gerçek. Ben bayıldım. Hani başından ederiz. Sonuna kadar. İkinizi de gönülden tebrik ediyorum. Bravo. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Alkışlarla sizleri uğurluyoruz. Sağ olun Kırmızı Oda'ya ve Sait Hocam puanınızı eğer hazırlarsanız onlar da herhalde merak içindedir kaç puan vereceğinizi. Az dans vardı dediniz çünkü. Buyurun efendim. Görebiliriz puanınızı. Buyurun. 7. Azra. 8. Tam 9. Evet. Sweet dreams, tatlı rüyalar, tatlı bir rüya gibi dans ettin gerçekten. Çok güzeldi, ben de çok memnunum dansımdan. Harika bir koreograf, yani nefis bir öykü ve aynı zamanda sen de çok güzel süsledin. Jake sağ olsun. Her şeyi hazırlıyor. Ben sadece dans ediyorum. Birlikte ama iyi bir ekip oluşturdunuz. Galiba Acun'un dediği gibi bizi bir çift düşünüyorlar artık. Ben de çok mutluyum. Burcu bile dedi ki bak 2 yıldır gördüğüm en güzel dans dedi. Harikaydı. Burcu'ya da teşekkür ederim. Haftanın birincisi olmaya en büyük adaysın. Herkes birinci olsun istiyorum. Peki. Herkes kazansın istiyor. Peki. Canım Türkiye'm. Burcu'dayız. Teşekkür ediyoruz Cem Cemina'ya ve Aşkın Nur Yengi'yi eğer desteklemek isterseniz de showtv.com.tr'den kendi puanlarınızla oylayabilirsiniz diyoruz. Şimdi yine Hanzade'ye gidiyoruz çünkü sıradaki yarışmacımız var yanında. O da gerçekten danslarıyla bizi büyüleyen, aynı zamanda karakteriyle de çok sevdiğimiz bir isim Alp Kırşan. Evet, yanımda yine iddialı bir yarışmacımız var ve bu hafta çok hareketli bir dans yapıyorsunuz. Provalarda izledim. Şarkınız da muhteşem. Eminim jürimiz tarafından da bu şarkı çok beğenilecek. Sen nasıl buluyorsun bu dansını? Valla bu hafta 2 dansa geçtik. Biraz zorlandık ama tabiri caizse aslan gibiyiz. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Çünkü bu hafta çok sıkı çalıştık.
İnşallah seyirci de, jüri de beğenecek ama daha şimdiden ben mutluyum. Sonuç ne olursa olsun çünkü hakikaten de çok güzel çalıştık Ivana ile birlikte. Çok uzun süre çalıştık. Bu hafta tahmin ediyorum birkaç kilo vermişimdir rahat. Çok zor. Beğenileceğine hiç şüphem yok. Sizi alkışlarla sahneye uğurluyorum. Evet, Alp Kırşan ve partneri Ivana geliyor. Geçen haftaki dans ve puanlar fena değildi açıkçası. Ben müziği çok sevdim. Olabildiğince iyi bir şey çıkardık diye düşünüyorum. İlk dans break dance. Biraz break dance var içinde. Biraz cha-cha var. Güzel bir koreografi oldu. İzlenecek performansta canlı yayında benim yapacağım en iyi koreografi, en iyi dans olabileceğini düşünüyorum. Sevdiğim şarkı. Bizim yaşımız tabii bunlara yetiyor. Doğru ve güzel bir şarkı tercihi olmuş. Dans da vardı. Hocam lütfen. Evet. Bakalım neler söyleyeceksiniz. Buyurun. Bol bol dans gördük ama rap çok özel bir dans. Elime yüzüme mi bulaştırdım hocam? Hep hocam. Yani... Hocam dans iyi de Alp nasıl? Yani dans gördünüz. Ben iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Yani şey, Alp Mazbut da dans boş. Yani rap çok özel bir dans. Çok çalışmak lazım. Evet. Yani çok yani hip hop, rap yani evet. Çok özel bir dans. Onun için yani onu böyle 3 günde halletmek zor. Ne kadar özel bir dans. Güzel oldu. Gelmiş geçmiş en gizemli konuşma oldu değil mi? Evet. Rap çok güzel bir dans ama acaba... Yapması Alp bunun, çok zor. Alp bunun neresinde acaba? Evet, ben de söyledim. Hocam dans güzel de Alp ne, yakaladı mı dansı? Hocam bir son verelim. Nedir yani? Mal nedir hocam? Yani... Mal iyi yani. Teşekkür ederim. Ben bunu duymak istemiştim. Hocam teşekkür ederim. Azra, çok affedersin. Özür dilerim. Hazırlıksız yakaladım seni. Evet, mal iyi. Ya ben bir kere hip hop'u kattığınız için bu yarışmaya sevindim. Çünkü özellikle çok sevdiğim bir dans. Tabii ki biraz hani daha keskin, daha yani hem keskin hem çok ne derler, akıcı hareketler ister. Evet, nereye gidiyor değil mi bu konuşma? Evet. Ne kadar kararsız bıraktım sizi. Çalışmadığınız yerden geldim galiba. Yok, şarkı gerçekten çok güzeldi.
Dans da güzeldi. Yani çalıştın, gördüm ama tabii hip hop biraz daha bir şey istiyor, o kadar. Yoksa beni çok eğlendirdin ve çok sevindim. Geçtiğimiz sezon böyle bir şey var mıydı hip hopla? Yok, hatta ben çok istiyordum ama olmadı. İşte, o yüzden süper oldu. Olmayanı yapmaya çalıştım. Elimden evet, gelen tebrik budur. Ediyorum. Tabii. Evet. Çok iyi. Ben teşekkür ederim. Evet. Tamam. Vallahi şimdi Alp, zor tarafı şu kardeşim. Yani disco kültürü geliştikçe, böyle işte Michael Jackson'lar, Madonna'lar çıktıkça çok iyi örneklerini görür hale geldik ve evet, acayip örneklerini görür hale geldik ve biz bale sanatçıları olarak bile çok saygı duyar hale geldik. Şimdi tabii orada bunu yaparken bir cesaret ister. Cesaretinin ötürü seni kutluyorum bir kere. Teşekkür ederim. Ama galiba şimdi bir de aşkından sonra çıkınca aşkın muazzam bir şey yaptı bana göre. Ama iki uç hocam, yani iki uç diyebiliriz diye düşünüyorum ben. O yüzden yani de öyle bir, de... Yani bir iyiyle bir kötü mü? Öyle demek istemedim. Yani hani breakdance çok... İki uç derken. Street'le öbür... yani o... Organizasyona ben de bayıldım. O panonun arkasından dans etme gerçekten değil mi? Provalarda şimdi şöyle bir şey. Şimdi bir yan yana koyuyoruz. Onlar diyorlar alakası ki alakası yok. Onlar diyorlar ki taktik. Taktik falan yok aslında burada. Yani işin de özü bu. Taktik olmaması. Bana göre aşkın yapılmış işi iyi yaptı. Evet. Sen çok sempatiksin. Hiç yapılmamış acayip bir şey. Acayip seni seviyoruz. Kötü yaptın demiyorum ama çok çok daha iyi olabilirdi mi? Evet. Olabilirdi. Olabilirdi. Açın. Abi. Bence rap mükemmel bir dans. Evet. Çok özel. Çok hakikaten güzel. Ben de çok seviyorum. Yani hip hop benim en sevdiğim dans türü. Siz biraz sanki hip hop'a girdiniz sonra giremediniz. Bir şeyler oldu gibi. Cha cha ve hip hop yapmaya çalıştık. Evet. Break dans yapmaya çalıştık aslında. Aslında bence demek istedikleri ne biliyor musun? Yani çok böyle birbiriyle öpüşmedi. Evet, kafanızı bulandırdım. Olmadı o. İkinci müsabakada inşallah şeyde yani. Ben gayet iyi niyetli buldum bu dansı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Çok mersi. Ve alkışlarla kırmızı çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun bir kol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Thank you, Anna. Hocam, eğer puanınızı belirlediyseniz görebiliriz. Onlar da hazırlar puanlarınız için. Ama ben hazır değilmişim açıkçası, gördüğüm zaman şok oldum. Herhalde herkes de aynı fikirde olacak. Buyurun. 5. Az çok. Hip hop için, hip hop için. 7. Tam. Alp için çok düşük bir not veriyoruz tabi. 6. 7. Alp sanki ben de bu kadar puan almıştım bir ara. Evet abi, benim pek içler acısı değil durum. Artık showtv.com.tr'ye giriyorsunuz. Süper. Acun'un 7 vermesinin nedeni, Acun bu şarkıyı çok sever ve ezbere bilir. Keşke reji gösterseydi, senin dansından tabii fırsat bulamadılar. Şarkıyı baştan sona kadar, Miami'de çok seviyor. Acayip bilir, benim radyo programa konuk olduğunda onun için 7 verdi ha. Dansından dolayı değil. Bunu baştan aşağı harika söylemişti. Ya benim talihsizliğim aşkından sonra çıkmak oldu maalesef. Bir uç noktadasın. Bambaşka bir yerdeyim. Sen erkekleri kurtaracaksın ona göre. Abi elimden kimse kalmadı. Elimden yeni yapacağım. Bundan sonrası seyircilere kalmış. Evet. İki ucu göstermiş oldu. Evet, buna da züğürt tesellisi deniyor galiba. Teşekkür ederim abi. Neyse, çok popülersin. Son ikiye kalırsan rahat kurtarırsın gibi geliyor. Showtv.com.tr hemen oylar. Şimdiden verin. Çok ihtiyacı var. Genel puan oylaması ne durumda? Sevgili Burcu'yu bakalım mı? İster misin? Zamanı geldi galiba. Bakalım tabii ki Cemile, eğer siz de merak ediyorsanız. Genel puan durumuna bir göz atalım. Evet, Aşkın Nur Yengi'yi görüyoruz. İlk sırada 33 puanı var Aşkın Nur Yengi ve Jake'in. Ivana Sert'in 29 puanı var Slava ile beraber. Ve Alp Kırşan ve Şanol İpek de 25 puanı paylaşıyorlar değerli izleyicilerimiz. Erkekler maalesef düşük, 25 puan. Bak hemen geliverdim oradan. Evet, farkındayım. Gayet hızlıyım, gördün mü? Dansta bu yeteneğinizi sergileseydiniz belki acaba daha ileriki haftalarda daha hala aramızda olur. Her şey yavaş yavaş. Öğreniyoruz. Zamanla. Öğrenmenin yaşı yok, zaman da yok biliyorsun. Çok güzel bir performansı. 4 tane güzel yarışmacı, güzel danslar izledik ama
sanki Aşkın Nur Yengi'ninki en güzeliydi. Bilmiyorum. Sen de galiba öyle düşünüyorsun. Tema olarak, aynen öyle. Tema olarak çok güzeldi ve evet, çok etkileyiciydi. Buradaki bütün misafirlerimiz çok etkilendiler. Herhalde ekranları başındaki izleyicilerimiz de aynı fikirdedirler. Ben erkekleri tutuyorum ama. Çünkü hemcinslerim olduğu için değil. Kadınları çok severim. Ama erkekler giderse burası kadınlar matinesine dönecek. Gerçekten yani. Ve acayip bir rekabet var kadınlar arasında. Bence, biz erkekler yine öyle değiliz. Bence herhalde başa baş gidecek diye düşünüyorum. Çünkü evet, erkek yarışmacılarımız da gayet güzel danslar sergiliyorlar. Alp'in ikinci tur var değil mi? Evet aynen öyle. Evet, Alp'in aynen küçük bir şanssızlığı olmuş olabilir ama ikinci danslar gerçekten çok güzel olacak sanırım. Evet. Peki ikinci danslara gelmeden önce bir dansımız kim geliyor? Siz gördünüz aslında. Evet. Kırmızı Oda'da büyük bir heyecan hakim. Kendisi güzelliğiyle de bizi çok etkiliyor her çok zaman. Çok güzel. Hazır mı acaba? Hanzade'nin yanında Almeda var. Evet Almeda, gerçekten bu akşam çok hoşsun ve jürimizin puanları seni korkutmasın galiba. Meleklerinle bu akşam sahneye çıkacaksın. Aynen, siz de çok güzelsiniz bu akşam. Çok güzel bir şarkıyla dans edeceğim. Çok sevdiğim bir şarkıyla. Çok heyecanlıyım çünkü bu hafta biliyorsunuz iki dans var. Umarım çok beğenirsiniz. O zaman sizi ilk dansınız için alkışlarla sahneye uğurluyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Almeda ve partneri Stas geliyor. Geçen hafta freestyle vardı. Biz jive yapmaya karar vermiştik. Jüri hem beğendi hem beğenmedi. Ama olsun, biz hala yine daha çok çalışıyoruz. Çok mutluyum bu hafta da kalabildiğim için. Bu hafta biraz farklı olacak bizim için. Daha zor çünkü iki dans yapacağız. Çok zor olacak. Bu hafta 80'ler var. Gece gündüz çalışıyorum çünkü kalmak istiyorum bu yarışmada. Lütfen beni destekleyin. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel dans için. Ve hemen Sait Hoca'yı dinliyoruz. Bakalım neler söyleyecek. Buyurun Sait Hoca. Almeyda, her zamanki gibi güzelsin ama ayaklarının biraz daha hızlanması gerekiyor. Daha hafiflemesi lazım. Hızlanması değil de hafiflemesi gerekiyor gibi geliyor bana. Ama dansın çok güzel. Çok yakışıyorsun sahneye. Teşekkür ederiz. Azra? Ya ben seni seyrederken sanki kardeşimi izliyorum gibi oluyorum. Çünkü gerçekten seni çok iyi olmanı istiyorum. Çok güzelsin. Koreografi de çok güzeldi. Sadece ben senden daha hızlı hareketler gördüm. Biraz heyecanlı mısın acaba ya, bu akşam? Aslında saçlarım yüzümden biliyor musunuz? Rahatsız düştü, mı oldun? Çok rahatsız oldum. Olabilir öyle şeyler, çok normal. Ya ben senin için bütün güzellikleri diliyorum. O kadar yani anlatabiliyor muyum? İsmim. Çok teşekkür ederim. Evet.
Tamam. Dans bizim için bir ifade yoludur. Duygularımızı ve düşüncelerimizi anlatabildiğimiz. Senin teknik olarak hiçbir sorunun yok Almeda. Fizik olarak da çok iyisin. Yani iyi bir fiziktesin ve dansın ritmini de duyabiliyorsun. Ama müziğin ruhuna uygun, türüne uygun bir ifade takınmak gerekiyor. Bence en büyük eksiklik senin ifadende. İfadeleri biraz daha artırabilsen, buradaki seyircinin alkışını inan çok daha fazla alabileceksin. Bu senin için. Acun? Ben ilk bölümün tedirgin buldum. Ne zaman dönmeye başladın, şöyle bir rahatladın. Ama hani öbür danslarına göre biraz daha aşağıdaydı sanki bugün. Bakalım puanlar nasıl yansıyacak. Alkışlarla Kırmızı Oda'ya uğurluyoruz sizi. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Onlar Cem Cemine'nin yerinin yanında yerlerini alırken Sait Hoca da puanını hazırladı. Buyurun görebiliriz efendim. 6. Azra. 7. Tamam. 5. Ve Acun. 7. Almeda, ben sana 10 veriyorum. O kadar güzelsin ki. Teşekkür ederim. Bir hareket kaçınca galiba sanki çorap söküğü gibi gerisi geliyor. Moralim bozuluyor. Ne oldu? Aynen evet. Dediğim gibi biraz önce saçlarım yüzüme düştü ve hiçbir şey göremedim. Hiç yüz ifadesiydi. Biz gördük ama saçların çok güzeldi. Sen de çok güzel. Teşekkür ederim. Sana başarılar diliyorum. Ne diyorsun bu puanlar için? Çok teşekkür ederim. İkinci sefer daha iyi olacak. İnşallah. Peki. Burcu sendeyiz. Evet değerli izleyicilerimiz, heyecan oldukça fazlalaştı. Dediğimiz gibi iki dans hazırladı bütün yarışmacılarımız. Ve şu ana kadar dans eden yarışmacılarımızın bir diğer dansı daha olacak. Sıradaki dansçımıza sıra gelmeden önce kısa bir reklam aramız var. Yeniden merhaba değerli izleyicilerimiz. Reklam arasından önce aslında kimin geleceğinin ipuçlarını vermiştik. Geçtiğimiz hafta özellikle yaptığı dansla ben de bu yarışmada varım dedi. Ve bu hafta da yine çok güzel bir dans hazırladı. Şimdi Hanzade'nin yanında alkışlarınız Nez için olacak. Evet Nez, bu hafta yine her zaman olduğu gibi çok şıksın ve ça 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 yapacaksın galiba bize az sonra. Evet ça 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 biraz da 80'ler. İkisini karıştırdınız. Aynen öyle karıştırdık. Bakalım ortaya nasıl bir çorba çıkacak. Gerçekten merakla bekliyoruz. Sizi alkışlarla sahneye uğurluyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, Nez ve partneri Dima geliyor. Birinci dansımız çaçaça. Çaçaça dansında da gerçekten çok artık iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Bu hafta en önemli şey biz iki günde iki dans çıkardık ve bir rekor kıracağız. Dansın diması, dansın divası. We'll be right back.
Güzel dans için teşekkür ediyoruz Neze ve partneri Dima'ya. Ve Sait Hoca'dan başlıyoruz yorumları almaya. Neze çok güzel dans ediyor. Seni çok beğeniyorum. O ilk baştaki o kaza neden oldu? Şöyle oldu. Şurası bağlı olmadığı için dönerken dekor inince ekstra basamak yapmışlar. O da ona sabit değil. Ondan oldu. Ama dansın içinde yoktu zaten. Yok zaten dansın dışında olan bir şey. Ama takmamaya çalıştım. Mansans ama o senin moralini bozdu değil mi? Ama sonrasında takmadım. Evet. Şenerlik. Evet. Şarkı söylerken de öyle. Orkestrada bir sorun olabilir. Takmamak lazım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Azra. Bunu ben de fark ettim. Çok güzel devam ettiriyorsun ama her zaman bunu yapıyorsun. Ne olursa olsun her şey olabilir. Aksilikle olabilir. Mesela her zaman devam ediyorsun. Her zaman yukarıdasın. O yüzden tebrik ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. Başındaki o meseleyi ben çok önemsemiyorum. Bu tip şeyler başımıza geliyor esasında. Orada nasıl davrandığımız çok önemli. Bana göre aşağı indikten sonra toparlamaya çalıştın. Sait abinin dediği gibi de biraz ilk başta bir tereddüt oldu belki ama sonradan profesyonellik vardı. Çabuk toparladın. Dansın içinde kendine özgür alanlar yaratmak diye bir şey vardır bizde. Bana göre o özgür alanları yaratabiliyorsun ve kendini çok daha rahat hissediyorsun. Tam bir şov kızısın. Tebrik ediyorum. Saçınız çok güzel olmuş bu arada. Öyle mi? Evet. Çok kestirdim. Yakışmış. Öyle şeyler çok beğendim. Gidip kestirdim yani. Çok güzel, çok yakışmış. Teşekkür ederim. Bence de sahne sanatçısı olmanın avantajını kullandın. Hani o kazadan sonra herkes öyle toparlayamazdı. Hiçbir şey olmamış gibi sonra yüksele yüksele gittin. Seni seyretmek benim için her zaman zevk. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla Kırmızı Odaya uğurluyoruz sizi. Puanlarınızı da almak için. Thank you, Dima. Hocam Nez izleyiciden büyük alkış aldı. Bakalım puanınıza yansıyacak mı bu durum? Hazırsanız görebiliriz puanınızı. 6. Azra. 7. Tan. 8. Beyacım. 8. Nez gerilim artıkça sen rahatlıyorsun sanki, öyle mi? Tabii ki. Kendinize olan güveniniz geliyor. Özellikle geçen hafta. Evet, çok doğru. Yani dans ettikçe edesim geliyor. Ufak nazarlar olacak. Çok normal. En yüksek puanı sen toplamıştın geçen hafta ama yok, sonra... Özge ile birlikte, Özge ile birlikteydim. Evet, sanki haftanın birincisi olabilirdin. Önemli olan çok eğlenmek. Birinci olmasam da... Eğleniyor musun? Çok eğleniyorum ve dans etmeyi çok seviyorum. Canım Türkiye'm ne yapsın, dans etsin mi? Edelim hep birlikte. Hep birlikte dans ediyoruz ve Burcu'ya gidiyoruz. Teşekkür ediyoruz Cem Cemina'ya. Değerli izleyicilerimiz, eğer siz de Nez'in dansını beğendiyseniz showtv.com.tr'den puanlayabilirsiniz, oylayabilirsiniz. Ve onu özellikle son ikide görmek istemiyorsanız da kurtarıcısı olabilirsiniz diyoruz. Ve Hanzade'nin yanında sıradaki yarışmacımız var. Yine çok büyük alkış alacak bir isim, Özge Ulusoy. Evet, Özge şu an çok maskülen dursan da dansının sonunda bambaşka bir Özge ile karşılaşacak sevgili izleyicilerimiz galiba. Evet, bu hafta değişik bir şey deniyoruz. Paso doble yapıyorum. İlk kez deneyeceğim. Çok tutkulu bir dans. Umarım bunu seyirciye de jüriye de geçirebilirim. Her zamanki gibi heyecanlısın. Çok. Biliyorum. O zaman sizi daha fazla burada tutmuyorum. Evet sevgili izleyiciler, alkışlarınızla Özge Ulusoy ve partneri Vitali geliyor.
geçen hafta ben çok eğlendim. Performansımızdan da çok memnun olduk biz. Puanlarımız da çok güzel geçti. Haftanın birincisi olamadık. Alp oldu halk oyuyla. İnşallah bu hafta haftanın birincisi oluruz. Bu hafta iki dans yapıyoruz. Hepimiz için çok zor bir hafta olacak. 8 yarışmacı kaldık. Artık iki dansa geçildi. Konseptimiz 80'ler. 80'ler müziklerini seçtik. Paso doble yapıyoruz. Bu hafta birinci dansımız Biri. Güzel bir paso dobleydi değil mi? Freestyle olmasına rağmen gayet güzel yapmışlardı koreografiyi. Siz neler düşünüyorsunuz Sait Hocam? Özge her zaman zarif, her zaman çevik ve sağlam duruştu. Çok beğeniyorum onu. Çok teşekkür ederim hocam. İlk kez paso doble yaptık. Değişik bir şey yapmak istedik. Umarım herkes beğenmiştir. Evet. Azra? Bir cümle, tüylerim diken diken oldu yine. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tamam. Yani tabii şunu söylemek isterim. Yani Sait abinin yanında esamesi okunmaz benim söyleyeceğim ama yani dansa başlayalı 33 yıl geçmiş. 33 yıl içinde ben Türkiye'de böyle bir şey olacağını söyleseler bana pek inanamazdık bir zamanında. Bu kadar 8 dansçı kalacak ve her biri birbirinden daha iyi olacak. Gerçekten bizim için çok sevinç verici bir şey bu. Sen de çok iyisin Özge, gerçekten. Fiziksel anlamda da çok iyisin. Sadece şöyle bir şey var. Adımları paso doble erkek için daha uygun bir danstır aslında biliyorsun. Topuklarla zor olur. Kız için biraz kazık bir danstır gibi düşünebiliriz ama adımları atarken biraz hani bilirsin sen lap lap diye basmak değil de daha kayarak götürmekte fayda var ama ben seni iyi yerlerde görüyorum şu anda. Çok teşekkür ederim. Vallahi şimdi bütün yarışmacıların seviyesi yükseldi. Hani normalde seni yakalamaları lazım belki ama sen biraz daha ayrı duruyorsun. Bir iki yarışmacıyla birlikte. Ben de çok beğendim. Bravo. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz ve alkışlarla kırmızı adayı uğurluyoruz. Sait Hoca'nın puanı hazır. Özge ve Vitali Cem Cemen'in yanında yanına yerini alır almaz sizden puanınızı görebiliriz hocam. Buyurun. 7. Azra. 9. Tam. 8. Bence. 8. Özge her yaptığı dansı kendine yakıştırıyor. Michael Jackson'ın Beat It şarkısına bugün dans ettin. Çok güzeldi. Evet, değişik bir şey denedik. Paso doble yaptık.
Güzel. Ben de yapmıştım. Demek ki benim yaptığım pasodoble değilmiş. Yok, siz de yaptınız. Çok keyifli geçti. Şu an memnunum. Partnerine iyi bir uyum içindesin. Evet. Ve şu anda aldığın notlar için neler söyleyeceksin? Çok memnunum şu an. Teşekkür ediyorum. İkinci tur geliyor. Evet, şimdi ona hazırlanacağım. Yarışmanın favorilerinden iddialısın. Herkes iddialı. Herkes iddialı. Herkese de başarılar diliyoruz ve başarılı Burcu'ya gidiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Cem Ceminay ve Özge için de tekrarlamak gerek tabii ki. Eğer dansını beğendiyseniz Özge'nin showtv.com.tr'den siz kendiniz de puanlayabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Ve sıradaki yarışmacımız Hanzade'nin yanında yerini aldı sanırım. Sıradaki yarışmacımız Özlem Yıldız ve partneri James. Evet, Özlem 80'ler deyince akla ilk gelen koreografilerden birini yapacaksınız. Bakalım James senden memnun kalacak mı bu akşam? Film çok ses getirmişti. Biz de o filmin bir sahnesini yapmaya çalışacağız. İnşallah beğenirler. Alkışlarla sizi sahneye uğurluyorum. Evet sevgili izleyiciler, Özlem Yıldız ve partneri James için alkışlarınız. Heyecanlı dakikalar yaşadık. Hani son ikiye kalmak böyle beklemediğim bir heyecan ve stres yarattı bende. O yüzden bu hafta biraz daha fazla çalışmamız, biraz daha puanları yükseltmemiz gerekiyor. Ve bununla birlikte bir de iki dansa çıktı danslarımız. Konsept olarak 80'ler belirlendi. İlk dansımız Flashdance. Çok eski bir film ama çok da güzel, keyifli bir filmdi. What a feeling! Güzel. Geçen seneden bir şeyler hatırlattı sanki bana. Değil mi? Tek des. Hocam buyurun. Yani Özlem'i çok seviyorum ve çok şirin buluyorum. Çok şeker bir kızsın. Yani sana 10 değil 20 bile verebilirim. Tamam oldu o zaman. Özlemciğim. Tek başına bir dansı başlatmak hiç kolay bir şey değil. Yani cesaretini kutluyorum. Orada tek başına neredeyse bir solo yapmak gerçekten şey istiyor, güç istiyor, istek bir de, istiyor. Hani keşke küçüklükte aslında baleye başlamayı hep içimde kalmış bir şeydi. Keşke bir geçmiş olsaydı aslında daha güzel şeyler yapardım ama bir de iki dans olunca bu hafta. Geçen hafta da son ikiye kalan bir insan olarak stres bende diğer arkadaşlarımdan daha fazla.
Ama olsun, ben keyif alıyorum artık. Ona vurdum yani. Keyife vurduk. Güzel. Devam et, kutluyorum. Teşekkürler. Tamam. Valla Özlem, şimdi tabii geçen hafta son ikiye kaldın. Evet. Yani biraz topun ağzındasın. İşte evet. Flashdance de öyle bir dans ki, yani tam bizim konservatuvar yıllarında böyle sıktığımız, aa böyle bir şey var mı acaba falan, yani böyle yapabilir miyiz acaba biz dediğimiz bir dans. Sen buna cesaret edip yüklendin bir kere üstüne. Ben senin hiç kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama birazcık daha sanki, hani biraz daha sanki heyecanlandırmalısın bizi. Biraz daha büyük bir şey çıkmalı. Bazen gözlerimiz James'e de kaydı bu dansta. Açıkçası. James'e kaymaması mümkün olmuyor zaten genelde aslında, çok güzel dans ettiği için. Acun? Ben de aynı yerdeyim. Yani dansçının çok iyi olmasının dezavantajlarından biri. Ya hala konuşacaksın James'e, biliyorsun. Evet ama yani ne yapayım, döktürüyor ya James'i seyrederken. Bir ara seni de gördüm. Sağ ol. Ama iyiydin yani sen de. Teşekkürler, çok mersi. Alkışlarla sizi kırmızı odaya uğurlayayım ben. Siz puanınızı yanınıza alın. Sait Hocam puanını hazırladı gördüğüm kadarıyla. Onlar yerlerini alır almaz hemen. Buyurun efendim. 5. Azra. 6. Tam. 5. Evet. 7. Galiba senle şanssızlığımız, partnerlerimiz. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra. Yani James çok iyi, Anna da çok iyiydi. Onlara bakmaktan bize oy vermiyorlar. Ne yapalım artık, oldu bir kere. Bence çok cesur hareketler yaptın. Daha ne yapayım ya, yapabilir miyim? Ya ne yapabilirsin? Geçen hafta sonra ikiye kaldın, bayağı üzgündün. Evet üzgünüm ama izleyiciler karar verecek artık, iş oraya geldi. ShowTV.com.tr. Evet, Özlem'i üzmek istemiyorsanız bence harika dans etti. Bana tekrar o stresi yaşatmayın. Ben bir kere senin hareketlerini yapmayı denedim. Aline'nin burnu falan kırılıyordu yani, harikaydın. Şimdi genel puan durumuna bakacağız. Burcu'nun yanına gidiyorum. Cemina'ya. Ve ben bir kez daha tekrarlıyorum. Eğer Özlem Yıldız'ı son ikide görmek istemiyorsanız, özellikle puanlarına bakarsak, showtv.com.tr'den siz de oylarınızla, puanlarınızla kendisini destekleyebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Dilerseniz hemen bir genel puan durumuna göz atalım. Çünkü... Ama eğleniyor muyuz önce? Eğleniyor muyuz bu akşam? Duyalım, eğleniyor muyuz? Canım Türkan burada eğleniyor. Her pazartesi akşamı. Yok böyle dans. Çünkü ben dans etmiyorum normal. Ve çok rahatım. Evet, Sait Hocam verirseniz... iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Azra Hanım iyi akşamlar. Happy İyi birthday to you. Doğum gününüz kutlu olsun. Artık puan kullanmıyorlar, siz oylamıyorlar sizi. Saçın çok güzel olmuş. Sonra isterseniz. Acun her zaman güzel. Bütün danslarını yaptıklarına göre, daha doğrusu ilk danslarını bitirdiklerine göre bir genel puan durumuna göz atmak istiyorum izninizle değerli izleyicilerimiz. Aşkın Nurengi'yi ilk sırada görmeye devam ediyoruz. 33 puanı var Aşkın Nurengi ve Ceykin. Özge Ulusoy'un 32 puanı var. Ivana Sert'in ve Nezih'in 29 puanları bulunuyor değerli izleyicilerimiz. Almeda'nın 25, yine aynı şekilde Arp Kırşan'ın 25 ve Şenol İpek'in de 25 puanları var. Ve Özlem Yıldız'ın da 23 puanı bulunuyor. İkinci turda geliyor. Evet. Şimdi ama çok... önce bir pro dans var galiba değil mi? Evet, Valeria'nın dansı var. Yine çok güzel bir dans hazırladı sizin için. Biliyorsunuz, eminsinizdir de herhalde. Dilerseniz büyük bir alkışla Valeria'yı sahneye alalım ve güzel bir dans sergilesin. Thank you.
Ve diğer profesyonel dansçılarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, artık ikinci danslara geçiyoruz. Tahmin edersiniz ki sırada İvana Sert ve alkışlarınızla Hanzade'nin yanında. Evet İvana, geldik ikinci danslara. Sen ilk dansına kıyasla bu dansı nasıl buluyorsun? Bu dans jive. İlk yapıyoruz. Çok eğlenceli, çok güzel. Hızlı ayak olmalı. Bakalım. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Evet sevgili izleyiciler, alkışlarınızla İvana Sert ve partneri Slava geliyor. Jive yapıyoruz. Jive ve rock yapıyoruz. Her şey uymaması gerekiyor. Şarkı, dans, kostüm, saç, makyaj. Onun için idealim, onu söyleyebilirim. Çalışıyoruz. Sabah da provalar var. Akşam da provada. Got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. But it's gonna take money. Whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. Child, I got my mind set on you. 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 All I know is for real. The feelings that I feel. I know my mind to it. I know that I really can do it. Dansı da çok güzel demiştim. Beni yanıltmadığın için teşekkür ederim. Mikrofonu sana vereyim ve Sait Hoca'dan yorumunu alalım hemen. İvana çok iyisin ve yani Jive'in de çok güzeldi. Kostümün de çok güzel ve güzel çalışıyorsun. Seni çok beğeniyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Azra. Ya Jive'de beni heyecanlandıran her zaman ritim olmuştur. O ritmin zamanı hani tutulmayınca biraz heyecan gidiyor. Keyif gidiyor. Onun dışında çok güzel gözüküyorsunuz. Enerjin çok güzel. Yine biraz baş konusunda bir rahat olabilirsin diye düşünüyorum. Ama bence bu gelecek haftalarda zaten olacak. Bu arada sakatlandın. Geçmiş olsun. Sırtında bir sakatlığı var. Bayağı şey oldu. İnşallah her şey olacak. Ama dansına yansımadığını söyleyebilirim. Çok güzel. Survivor'sın. Gerçekten. Survivor. Çok... Evet, show must go on. Ben her zaman Survivor. Söylüyorum. Aynen. Teşekkür ediyoruz ve Tan'a geçiyoruz. Bana göre iyi dans eden kişinin tanımı şöyle. Bütün kurallara uymasına rağmen hiç kural yokmuş gibi dans edebilendir. Bana göre sen artık öyle olmaya başladın. Sanki hiç kural yokmuş gibi göstermeye başladın ve biz senin dansından daha çok hoşlanmaya başladık. Teşekkür çok ederim. Çok memnun oldum. Acun? Ben hakikaten ünlülerimiz ne zamanki dansçıyla böyle birleşik gibi duruyorlar. Hangisinin dansçı olduğunu, hoca olduğunu anlamıyoruz. O zaman şimdi olmuş diyorum. Bu akşam onlardan birini yaşattın bize. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Ve alkışlarla kırmızı odaya uğurluyoruz puanlarınızı almak için. Sait Sökmen,
Ivana Sert'i çok beğendiğini, dansı da yine aynı şekilde çok beğendiğini söylemişti. Bakalım bunu puanına yansıtabilecek mi? Herkes sizi bekliyor efendim. Hazırız. Buyurun. 8. Azra. 7. Pardon. Tam. 8. Acun. 9. İvana hırsı, azimli ve aynı zamanda son derece çalışkan. O kadar sevindim ya Acun Bey, 9 verdi, anlatamam size. Sanki hepsi 9 olması gerekiyor. 8 hafta bu 9'u istiyorum. Bak şimdi geldi bana. Acun tamam, bir hafta önden bir gidiyor. Gerek yok. Tamam. Önümüzdeki hafta 10 verecek. İnşallah. Birinci olabilirsin. Ne dersin? Zaten dedim birinci olabilirim. Olabilir. Her şey olabilir. Çünkü burası her yok şey böyle dans. İvana'nın birinci olmasını istiyorsanız Show TV TR. Oylarınızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz Cem Cemine'ye ve sıradaki yarışmacıya geçmenin zamanı geldi. O da yine çok güzel bir dans hazırladı sizlere. Bu sefer umarım Peru yoktur. Alkışlarınız Şenol İpek için. Evet Şenol, ufak bir sakatlık yaşadın galiba az önce. İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Dansını yapabileceksin yani. Sonuna kadar yapmaya çalışacağız tabii. Gerçekten bu azminizi öncelikle tebrik ediyorum. Sizi alkışlarla sahneye uğurluyorum. Şenol İpek ve partneri Alyon'a geliyor. Kendimi ne kadar gösterebilirsem o kadar iyi olacağıma inanıyorum. O yüzden hani iki dans değil de keşke üç dans olsa, bir de grup dans olsa, dört olsa diye içimden geçirmiyor değilim. İkinci dansımız rock'n'roll. Gelişim her daim devam ediyor. Bu hafta da gelişmeye devam ettim. Tıpkı önümüzdeki hafta gelişeceğim. Teşekkür ediyoruz Şenol İpek'e. Çok güzel. Teşekkürler. Gerçekten. Bir sakatlığım var galiba ama... Yok, bir şey yok. Tamam, okey. Sait Hocam, dansı değerlendirmek ister misiniz? Buyurun efendim. Şenol, tam böyle rock'n'roll genç değilsin sen. Yani tipin de öyle, duruşun öyle. Ve bilmiyorum, daha çalışırsan çok güzel rock'n'roll yapacağına inanıyorum.
Liflerin güzeldi ama daha böyle akıcı olmasını istiyorum. Azca. Sağ olun. Ya maalesef ben herkesten çok şey bekliyorum. Özellikle haftalar geçtikçe daha çok ayak oyunu bekliyorum senden. Bu konuda daha çok enerji bekliyorum. Onun dışında seni izlemek çok keyifli. Teşekkür ederim. Tamam. Hakikaten bu hafta kimin birinci olacağı, kimin sonuncu olacağı kestirilemiyor. Yani birinci de olabilirsin. Şenol sonuncu da olabilirsin. Bence birinci dansından daha iyi bir dans yaptın. O kesin. Birazcık daha iyilerin. Seyirciyi, bizi hepimizi daha da şaşırtmak durumundasın. Bana göre iki dans girince en fazla biraz hani çelişkiye düşmüş demeyeyim de toparlamış ama zor toparlamışların arasında görüyorum ben seni. Biraz daha iyi olabilir belki diye düşünüyorum. Çünkü buna layıksın. Teşekkür ederim. Acun? Bence de haftalar ilerledi, beklenti yükseldi. 8 yarışmacımız kaldı. Tabii ki şimdi kimin birinci olacağını bilmiyoruz ama gidecek daha önemli. Senin düşme hattında olmaman lazım. Yani dansı bayağı iyi beceriyorsun. Ama tabii bu yok böyle dans. Ne olur bilmiyorum artık. Teşekkür ediyoruz. Ve Kırmızı Oda'yı uğurluyoruz alkışlarla puanlarınızı almak için. Geçmiş olsun. Evet Sait Hoca, Şenol'un liflerini beğendiğini söylemişti. Bakalım puanına nasıl yansıtmış bunu. Eğer hazırsanız puanınızı görebiliriz efendim. Buyurun. Peki sizin üstünüzdeki mavi ateş mavisi mi? Yani, beğendiğiniz için mi böyle söylüyorsunuz? Çok beğendim ve müthişsiniz. Teşekkür ederim. Acun Bey'in mavisi de ona benziyor. Ona da bir şeyler söylemek ister misiniz? Yok, benim mavi seninkinin yanında fason kaldı ya. Teşekkür ederim. Çok mersi. Puanınızı alabiliriz efendim. 7. Azra? 7. Tamam. 7. 7. Eskiden Şenol bir o gol vardı. Şenol Alione o gol. Evet. Ya ne oldu? Kuliste gördüm seni. Bayağı bir acı içindeydin. Evet. Orada çaktırmadın, söylemedin. Söylemek istemedim çünkü hani demagoji yapıyor denmesin diye. Ayağım burkuldu galiba. Ondan sonra hastaneye gideceğim, sorun yok. Ama bir vazifem var. Zaten fark ettin yani Özge, biliyorsun kaburgaları incitti ve farkında bile değildi. Dansın içerisinde olabilen bir şey bu ama benim üzüldüğüm tek şey bunun bu gece olmasıydı. Etkiledi mi dansını? %100 etkiledi, ikisini de etkiledi yani. Nazara inanır mısın? Sanki nazar dedi. Ben Allah'a inanıyorum. Hepimiz Allah'a inanıyoruz ama nazara da inanıyor musun? Tabii ki varsa eğer inancımızda inanıyoruz tabii ki. Kendi gözleri ama. Bence gecenin senin için en büyük şanssızı Tan'ın ilk dansından daha iyiydin demesi. Yo, ben çok güzel yorumlar aldım. Yani puanlar ayrı mesele ama hani. Ama bacağın yani ayağın bayağı bir rahatsızlık veriyordu. Evet. Yüzündeki ifadeden. Evet maalesef. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Hani bunu söylemek diyeceğim. Puanları aldıktan sonra bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. ShowTV.com.tr Şenol. Benim için yorumlar güzeldi. Sevgili Acun'a çok teşekkür ediyorum. Biz erkeklerin gururunu devam ettiriyorsun. Çok güzel yorumlar aldım. Tüm jürimize ben teşekkür ediyorum. Puan ayrı. Çok geçmiş olsun diyorum sana. Burcu'ya dönüyoruz. Burcu. Teşekkür ediyorum Cem Cemina'ya ve ben de bir kez tekrarlayayım. Eğer Şenol İpek'in yoluna devam etmesini istiyorsanız, kendisi hastaneye gideceğini söyledi ama eve gitmesini en azından diyorsanız, showtv.com.tr'den kendi puanlarınızı, oylarınızı kullanabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Ve sıradaki yarışmacımız da Hanzade'nin yanında olduğuna göre onu da artık açıklamanın zamanı geldi. Aşkın Nur Yengi. Aşkın Hanım, az önce Yok Böyle Dans'a damgasını vuran koreografilerden birini yaptınız ve şimdi ikinci dans zamanı. Çok zor olmadı mı bu dansları hazırlamak bir hafta içerisinde? Oldukça zor oldu. Bizim zamanımız da yoktu ama azimliyiz. O zaman alkışlarla sahneye uğurluyorum sizleri. Aşkın Nur Yengi ve partneri Jake geliyor. Harıl harıl hepimiz çalışıyoruz. Bir inanılmaz bir istek var içimizde. Sonlara yaklaştıkça tabii ki başka şeyler de devreye girdi. Bir kere her şeyden önce yaptığımız dansı iyi yapmak ve doğru yapabilme endişesi taşıyoruz hepimiz. Ortak dansımız Jive bu hafta. Ama vazgeçmiyoruz yine dediğim gibi. Çok güzel bir bölüm sizi bekliyor.
through, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. I don't believe you. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. This is Jack. Jack, what the hell? I told you, get the hell out of here, man. Who are you? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. And I guess if you stayed so, I have to pack my things and go. That's fine. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no Çok güzel bir başka dansla daha bizi büyülediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben izleyicilerimizin adına en azından ve Seyit Hoca'nın da beğeni dolu bakışlarıyla baş başa bırakıyorum sizi. Aşkım. Müziği bırak, dansa başla. O değil. Doğru müzik seçimi yapıyorsun. Ve o müziğe doğru, aynı doğrultuda adımlarını doğru yapıyorsun. O yüzden seni çok beğeniyorum. Azra? Çok boyutlu bir dansçısın. Teşekkür ederim. Bir dans içinde o kadar çok şey katıyorsun ki seni izlemek muhteşem oluyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Azra. Tam? Yani danstan, figürlerden keyif almak başka bir şey. O seyirciyi, o keyfi seyirciye yaymak bambaşka bir şey. İkisini birden yapmak son derece zor ve sen bunu belli ki başarıyorsun ilk haftadan beri. Benim çok merak ettiğim bir şey var aşkın. Müzikten mi daha keyif alıyorsun, danstan mı? Yani bana göre her ikisinden de diye düşünürüm ama. Nedir senin için daha çok? Müzik çok farklı. Çünkü birçok insanın hikayesine ben gönül veriyorum. Ve onlara o hikayeleri için cümleler kuruyorum. O cümlelerle hayatlar kuruluyor. Hala 90'lı yıllardaki şarkılarımla ilgili büyük aşklardan bahsediliyor. O yüzden müzik çok önemli tabii ki ama dansla müziğin ayrı olduğunu düşünmüyorum. İkisi birlikte bence. Yani ben yapamadım her ikisini birden. Muazzam bir şey olsa gerek ve bu şansı yani bu yarışma bize sağladı. Gerçekten çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Her ikisini birden yapamadım derken? Daha ben şarkı söyleyemedim abi hiçbir zaman. Hayır, ikisini de yapamadım gibi anlaşılır ama. Yok. Yok. Yani şarkı söylemek bambaşka bir maharet ve biz çok gıptayla baktık şarkı söyleyenlere. Hiç yeteneğim yok benim ama dans benim hayatım. Ama ikisini birden yapan bir insanla konuşuyorum şu anda, o yüzden merak ettim. O da bir fırsat oldu benim için. Teşekkür ederiz Acun Bey. Ben vallahi ikisini yapabiliyorum. Demin söyledi bize. Evet, ama biz ikisini de daha görmedik tabii ama ki. Ama yani ona uygun bir format yakalayamadım biz. Çeki hani, vereyim sana. Hayır. Format yok, dedi. Ben seni tercih ederim. Teşekkür ederim. Vallahi mükemmeldi. Yani seni seyretmek benim için zevk. Üç dansa çıkacağımız günleri bekliyorum. Seni daha çok seyretmek çok selam söyle üç dans. Olacak onlar da. Alkışlarla Kırmızı Oda'ya uğurlayayım sizi. Üç danslara doğru. Ve puanlarınızı almak için de jürimize döneyim hemen. Sait Hocam, Aşkın Nur Rengi için puanınızı eğer hazırladıysanız. Biz hazırız. Buyurun efendim. 8. Azra. 9. Tan. 9. Yalçın. 9. Aşkın harikaydı yine. Çok teşekkür ederim. Hem iyi konuştular hem de jüri çok güzel puanlar verdi. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Gerçekten bu gece beni çok mutlu ettiler. Hit the road, Jack.
Aslında bana hetero Jake. Cem dediler. Yo, Jake, Jake diyorlar. Ha. Partnerin de çok başarılı. Müthişti Jake, her zamanki gibi. Sen aslında üç değil de bütün dansları yapabilirsin yani. Sanki bütün akşam dans edebilirsin. Edebilirim. Yani hakikaten edebilirim. Öyle bir enerjim var. Hani bir şarkı vardır. I could have danced all night diye. Bütün gece dans ederim. Tam sana yakışıyor. Hakikaten edebilirim yani. Hem şarkı söylerim hem dans ederim. Sen de çok yakışıyorsun piste ve bu yarışmaya. Başarılar diliyorum. Aşkına oy vermek için showtv.com.tr. Şimdi söz Burcu'da. Teşekkür ediyorum Cem Cemina'ya ve sıradaki yarışmacıya geçmenin zamanı da geldi herhalde. O da Hanzade'nin yanında. Alkışlarınıza ihtiyacı var biliyorsunuz. Çünkü ilk dansında beklediği puanları toplayamadı en azından diyebiliriz. Kısmet bu dans herhalde. Alp Kırşan gelecek. Evet, Alp az önce yüksek puanlar havada uçuştu diyebiliriz. Senin de ilk Burcu'nun dediği gibi bu dansa daha yüksek puanlar alacak mısın? Ben mahvoldum. Mahvoldum ben çünkü... ya gene aşkının aldığı puanlardan sonra ben ağzımla yani pelikan tutsam gene olmayacak gibi geliyor ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir deneyin bakalım, göreceğiz. Evet sevgili izleyiciler, alkışlarınızla Alp Kırşan ve partneri İvan'a geliyor. İkinci dans Linda Hop. O da 80'lerin güzel bir parçasıyla. Çok hızlı o da, yani çok güzel bir temposu var. Bence seyretmesi keyifli bir koreografi oldu. Kollarım, bacaklarım bu danslar için çok uzun, işim çok zor ama elimden gelenin en iyisini sizler için yapacağım. Bakalım neler söyleyecekler. Aa. Sait Hocam hemen başlayalım. Hocam yine bir şeye benzemedi. Ben biliyorum. Aşkından sonra çıkmak olmadı. Aşkının yolundan da gidemiyorum. Aydın'ın yolundan da gidemiyorum. Ben kimin yolundan gideceğim? Hocam bana bir yol gösterin. Çok zor durumdayım. Mağdurum. Seda Sayan'ı mı takip etsem acaba? Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Lütfen. Hayata dansla başlasaydın sen şimdi bir Fred Astaire olmuştun. O zaman 10 puan alırım herhalde bunu. Hocam. Ya şimdi bahane uydurma ha. Fred Astaire'lik başka bir şey. Bana göre sen provalarda biraz kaytarıyor gibi. Kaytarmak? Son günlerde provalarda biraz nazlı davranıyorsun bu kıza karşı. Hocam öyle bir şey yok. Vallahi yok. Bir çalışma eksikliği Aşkın var. Aşkın Nur Yengi bağırıyor yemin ederim. En çok biz çalışıyoruz Aşkın Nur Yengi ile. O aşkından önce gelmeye başladım artık provalara. Evet. Mesela bugün 12'de. 3'teydi burada hani genel bugün provası. Bugün. 12'de geldim bugün mesela. Daha önce. Hayır genelde böyle artık yani. Bu haftalarda 7 saat 8 saati buluyor.
Ya ben burada ne anlatmaya çalışıyorum bilmiyorum ama ben bunu söylüyorum yani. Ben şimdi toparlayacağım. Eyvah. Hafif yani, kadırgalı havası sezdim. Buyurun. İyi ben ki doğru bu. Ben ayağını denk al. Açık açık tehdit. Açık. Aa, hocam. Hocam. O kadar da diyor hocam. Yakıştım. Daha çok şey istiyorum ondan. Evet. Evet. Daha iyisini elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Önümüzdeki hafta bambaşka bir şey bulacaksınız. Olur da bugün elenmezsem. Tamam. Azra sen neler söyleyeceksin? Ben şöyle toparlamak istiyordum. Sen ne yaparsan yap, yakışıyor. Evet. Keyifli oluyor. Bak herkes çok seviyor seni izlemeyi. Doğru mu? Teşekkür ederim. Bilhassa Sakarya. Ama ben bunu Şenol'a da söyledim. Şenol için de geçerli bu. Ya acı biber yiyin artık. Ben ne diyeceğim bilmiyorum. Acı ben biber yerdim de sıkıntım var. Ya... Yani daha çok yapabiliyorsunuz. Sen de ve Şenol'da. Yani iyi de şimdi hani ben ne bileyim iki erkek kaldık durum. Heyecandan yani... konuşmam kayıyor. Hadi. Biraz hadi. Daha erkeklere destek vermenizi ben... Hayır ben o yüzden ben neden bu kadar yükleniyorum? Çünkü ben gerçekten seni daha iyi istiyorum. Evet. Çünkü iyisin. Yemin ediyorum haftaya bak. Yemin ediyorum bak. Yoksa yemin ediyorum. Yoksa provaya geleceğim ben. Yaş günün hatırına haftaya şov yapmazsam. Buraya yazıyorum. Anlaştık. Tamam. Tamam sen neler söyleyeceksin? Yani favorilerden bir tanesisin kesin. Kesin. Teşekkür ederim. Aileden de birisin. O da kesin. Teşekkür ederim. Ama neden partneri senden daha fazla dans ediyor onu anlamıyorum. Ya şimdi bizim Türklerde böyledir bilirsiniz. Yani. Yoksa ben dans etmeyi bilmiyor muyum? Rica edeceğim. Yani, aileden geliyor. Ailenin yaramaz çocuğu. Güzeldi. Tebrik ederim. Acım? Ya açıkçası bence de hani çok ilerlerde olman gerekiyor. Çünkü o yeteneğin kesin var. Evet. Hani bugün sanki ne bileyim böyle tersinden kalkmış gibisin. Evet öyle. Yani elimizden gelen budur hakikaten de ama önümüzdeki hafta... Hayır, ben yani ciddi söylüyorum seni sonuçta görüyorum. Evet. Sonuç derken yani en altı sonuca kalan yarışmacılardan biri. Ya, müzik konusunda görüyorum. İki ya da üç gün sıkıntı yaşadık mesela bu hafta. Onun bir karın ağrısı %100, var. %100. Ama yarın sabahtan müziğimizi seçeceğimiz için önümüzdeki haftaya inanılmaz tabii bir gösteri. Seçebilirsen. O da var tabii. Evet. Yakalayabilirsek. Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Bakalım seçebilecek misin? Hemen seni kırmızı odaya alıyorum. Bay bay. Ve puanlarımızı görüyoruz. Sait Hocam, yorumlarınızı dinledik. Puanınızı da görmek isteriz. 7. Hocasınız buyurun. Azra. 7. 10 olsun istiyorum. Tamam. 7. Hey Hocam. 7. Sait Hoca seni Fred Astaire'e benzetti. İnternette Ginger Rogers var. Fred Astaire'in partneri 92 yaşında ve acayip dans ediyor. Sen eminim daha uzun yıllar çok iyi dans edeceksin. Partnerinle birlikte harika bir uyumdasınız. Vallahi elimizden geleni yapıyoruz. O 92 yaşında bayanla dans etmek isterdim. Yani yok böyle dansta hakikaten biraz sıkıntı olurdum hanımefendi için ama... Puandan memnun musun? Puandan memnunum. Ben... Kaç verirdin şu performansına? Yok 7 verirdim. Ama 7. Acun abinin yerinde olsam 8 verirdim. Yani hep büyüksün. Ivana, what would you give yourself a grade for this dance? Kaç puan verirsin diye soruyorum. I would give him an A, definitely. 8 diyor. Siz Alp'e oy vermek için ShowTV.com.tr'ye şimdiden oylarınızı kullanabiliyorsunuz. Canları isterse girsinler oy versinler. Sempatisi yeter tamam mı? Burcu'dayız. Teşekkür ediyorum Cem Cemine'ye ve sözü Acun Ilıcalı'ya bırakıyorum ben. Evet, arkadaşlar geçtiğimiz hafta bizim için önemli bir haftaydı. Belki bir kısmınız bilmiyor ama ben açıklamak zorundayım bunu. Azra Akın'ın doğum günüydü. Ve Yok Böyle Dans ailesi olarak, Yok Böyle Dans ailesi olarak müsaadenizle Azra'mız için, jürimizin güzeli, dünya güzeli, ülkemizin gururu Azra için pasta istiyoruz. Happy birthday to you.
Üflemesi için 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dur, 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 dur. Olmaz. Ne? Hayır, dur. Ha, tamam. Olmaz. Bir şey yapacaksak tam yapıyoruz. Çabuk, çabuk. Yak abi. 5 tane o zaman. Aha, yukarıdaki. Bu yanıyor muydu? Tamam, tamam. Ben tamam, tamam. Ben tamam. 10, 9, çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Doğum günün kutlu olsun ederim. Tekrar. Süper. Mutlu bir yıl ve mutlu bir yaş ben diliyorum. Ben yemeğe başlayabilir miyim? Tabii ki. Diyemezsin. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sen çok sıradaki yarışmacımızın dansını izlerken keyifle yersin inşallah diyelim. Çünkü onu davet etmenin zamanı geldi. Anzade'nin yanında heyecanla bekliyor. Alkışlarınız Almeda için. Evet Almeda, ikinci dansının zamanı geldi. Senin bu akşamki iki dansın arasında favori bir dansın var mıydı? İki dansım mı? Evet, yani hangi evet, bir tanesini daha çok seviyor musun? Çok seviyorum. Jive'den. Jive. Siz de çok seversiniz. O zaman Jive'den daha yüksek puanlar umuyorsun. İnşallah. Bol şans diliyorum ikinize de. Sevgili izleyiciler, Almeda ve Stas geliyor. Ben yine jive yapacağım. Stas da çok yardımcı oluyor. Zaten o hazırlıyor her şeyi. Ona çok teşekkür ediyorum çünkü çok sabırlı. Çok 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 sabırlı. Eğlenirsem bu yarışmadan çok üzüleceğim çünkü zaten çok alıştım. Aile gibi olduk hepimiz. Şimdi buradan gitsem bilmiyorum, çok garip hissederim kendimi. O yüzden hiç gitmek istemiyorum. Teşekkür ederiz bu güzel dans için. Teşekkür ederim. Bence rock'n'roll'u daha güzel yapıyorsun. Teşekkür ederim. Ben de rock'n'roll'u daha çok seviyorum. Daha çok seviyorsun, evet. Saç yapın da uyuyor, eteklerin çok güzel. Çok beğendim bu dansını, daha çok beğendim. Ben de. Teşekkür ederim.
Çok güzel görünüyorsunuz. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Almeda, ben ilk Almeda'yı görmek istiyorum haftaya. İlk haftalar gibi. İlk Almeda'yı görmek istiyorum. Sen biliyorsun değil mi ne demek istediğimi? Evet. Hissediyorsun çünkü değil mi? Çünkü ilk hafta benim istediğim hareketlerimi yapmıştık. Senin şimdi istediğin? Evet. Farklı yeni şeyler olduğu için? Evet. Şimdi tamam. Koreografiyi ben yapmıyorum. Evet, iki dansa çok zor, ritim bozuldu bu hafta ama ben haftaya bekliyorum. Tamam. Tamam. İnşallah kalır. Tamam. Bu daha iyiydi bir danslı birinci dansa göre. Ellere ve başa biraz daha enerji verebilirsin çünkü dansta enerji bakışlardan ve ellerden çıkar Almeda. Daha iyiydi ama. Teşekkür Acun. Bence de kesinlikle ilk danstan daha iyiydi. Yani hem kendini rahatlattın hem de seyirci. Teşekkür ederim. Alkışlarla Kırmızı Oda'yı uğurluyoruz ve puanlarınızı görüyoruz. Bakalım neler verecekler değerli jürimiz. Sait Hoca puanını hazırladı bile ama ben sizi biraz bekleteceğim lütfen. Onlar yerlerini alır almaz hemen görebiliriz efendim puanınızı Almeda için. 7. Azra. 8. Tam. 7. 8. Memnunum. Çok teşekkür ederim. İlk dansından daha başarılıydı bu. Çünkü çok daha çok seviyordum o yüzden. Biz de seni seviyoruz. ShowTV.com.tr'ye Almeda için oynar. Burcu. Teşekkür ediyorum Cem Cemine'ye ve sıradaki yarışmacıya hemen Hazade'nin yanında anons etmenin zamanı geldi. Alkışlarınız Özge Ulusoy için olacak. Özge yine merak uyandıran bir kostümle yanındasın. Şimdiki dansınızdan kısaca bahseder misin? Şimdi yapacağımız dans jive'la biraz swing karışımı. Biz geçen hafta bayağı zor bir rock'n'roll yapmıştık. Bu hafta biraz daha klasik ve böyle daha klas bir şey yapmak istedik. İnşallah beğenilir. Sizi alkışlarla sahneye uğurluyorum o zaman. Evet sevgili izleyenler, Özge Ulusoy ve Vitali geliyor. Umarım o da güzel oldu. Güzel bir dansta çok teşekkür ediyoruz. Siz birbirinizi tebrik ederken herhalde Sait Hoca'nın da söyleyecekleri vardır. Buyurun efendim. Çok zarifsin, çok güzel dans ediyorsun. İşte az dansın, daha çok ayaklarını görmek istiyorum. Başka bir şey demek istemiyorum. Teşekkürler hocam. Siz çok iddialı bir çiftsiniz ve her hafta yani biraz daha üzerine koymak çok zor. Ben biliyorum bunu. Ama ben bir tek bir şey söyleyeceğim. O da Özge, ben de seninle anlaşmak istiyorum bu konuda. Haftaya daha ruhunu görmek istiyorum. Daha enerjik. Daha kendini bırakarak. Tamam. Anladın değil mi? Tamam. Yani sahnede iyi duruyorsun Özge ve bazen teknik olarak yaptığın hatalar çok su yüzüne çıkmıyor. O da bir avantaj ama her zaman bunu avantaj olarak görme bence. Bu çünkü bazen hani son zamanlara yakın dezavantaj olarak dönebilir.
Ama ben yine de kaymaklı ekmek kadayıfı diyorum. Çok teşekkürler. Özüm. Her hafta alıştık zaten güzel dans etmene. Öyle bir hafta geçiriyoruz. Zevkle seyrettim. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz ve alkışlarla Kırmızı Oda'ya uğurluyoruz. Puanlarınızı da görebilmek için. Sayın Koca notlarını kontrol ediyor puanlarını hazırlamak için. Hocam eğer puanınız hazırsa onlar da yerlerini aldığına göre dilerseniz buyurun. 8. Azra. 9. Tam. 9. Ve Acun. 8. Özge hep daha istiyorlar senden ama hepsini veriyorsun galiba. Ne kadar çalıştın bu dans için? Bu hafta biraz daha eksik çalışabildim. Bir işim vardı çünkü. Şu dansı kaç kere prova ettiniz? Bu dansı 2 gün çalıştık. 2 gün demek yani kaç kez? 2 gün. Sabahları diğer dans çalışıyorduk, akşamları öbürünü çalışıyorduk. Herhalde toplamda 6-7 saattir ama. 6-7 saat yani 30 kere falan dans ettiniz mi bu dansı? Etmişizdir. Ama benden daha fazlasını istiyorlarsa daha fazlasını da vereceğim. Siz de daha fazla oy vermek istiyorsanız showtv.com.tr'den Özge'yi seçiyorsunuz ve 10 veriyorsunuz. Burcu sendeyiz. Teşekkür ediyoruz Cem Cemine'ye ve sıradaki yarışmacımız Hanzade'nin yanında gördüğüm kadarıyla oldukça heyecanlı. Güzel puanlar için dans edecek ve güzel de bir dans hazırladığına eminim. Alkışlarınız Nez ve partneri Dima için. Evet Nez deyince akla gelen ilk performanslardan biri de Grease. Bekliyordum kim yapacak diye, sen misin demek ki? Grease Lightning yapıyoruz ve çok eğleneceğiz. Ben çok eğlendim, bakalım. Heyecanla bekliyorum dansınızı. Evet sevgili izleyenler, Nez ve partneri Dima. İkinci dansımız da Jive. Jive ilk defa yapıyorum bu hafta. Çok eğlenceli. Ama en önemlisi partnerim Dima. Hay Dima. Hey. çok güzel bir uyumumuz oldu. Çok mutluyum. çok heyecanlıyım. Gerçekten bu hafta benim için çok çok özel bir hafta olacak. Jive çok enerjik, hızlı bir dans. Çok komik bir dans aynı zamanda. Ve bunların dışında bu hafta benim için çok uğurlu gelecek. Bundan eminim. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Well, it's Grease Lightning. Grease Lightning. Oh yeah. Keep talking, keep talking. Full injection tunnels and chrome plated rooms. Oh yeah. I'll get your money. I'll kill to get your money. In a monkey on the morning, waiting at the door. No, there ain't no shit. We'll be getting lost in teeny Grease Lightning. Go, 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 go. Grease Lightning, you're burning up the choir of mine. Grease Lightning, go, Grease Lightning. Go, Grease Lightning, you're coursing through the heat lap try. Grease Lightning, go. You are supreme, oh, oh. Chicks with cream, oh, oh. Grease Lightning. Go, 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 go. Geçtiğimiz haftadan sonra sende bir değişiklik var. Eğlendiğini görüyoruz en azından. Bakalım jürimiz de benimle aynı fikirde mi? Puanlarını da yansıtacaklar mı bu durumu? Buyurun Sait Hocam. Çok şeker bir dans. Bu kadar güzel bir dansını görmedim. Yani çok teşekkürler. Çok meşalendim. Çok eğlendim. Evet, çok şekerdi. Azra? Çok güzel karaktere girdin.
süper. Nice nice yıllara bu arada. Teşekkür ederim. Çok seviyoruz. Teşekkürler. Bütün dans yarışmalarında jüri genellikle ayaklara bakar. Burada başka bir şey yapıyorsun. Sen üste baktırıyorsun. Biz ayakları pek evet. göremez hale geldik Nez. İyi. Yani bu maharet. Senin bir şeyini daha keşfetmiş olduk. Bunu sizden duymak mükemmel bir şey. Anlatamam. Teşekkürler. Ben şarkı da çok severim zaten. Dans da süperdi. Yani şurası şöyle diyeceğim bir yer yok. Güzel. Çok güzel. Alkışlarla sizi Kırmızı Oda'ya hemen uğurluyoruz. Ve jürimizden de puanlarını hazırlamalarını istiyoruz. Nez'in gerçekten haftalar geçtikçe dans etmekten daha da fazla eğlendiğini hissediyorum ben kendi adıma. Sait Hocam puanlarını hazırladı bu arada. Buyurun efendim. 7. 8. 8. Tamam. Çok rahat bir 8. Nez John Travolta ve Olivia Newton-John sizinle gurur duyardı yani. Gerçekten güzel bir danstı. Gerçekten bu şarkılarla böyle dans edebilmek müthiş bir şey. Ömrümün sonuna kadar hatırlayacağım. İyi ki buradayım. Biz de seni hatırlayacağız ama sen eğleniyorsun. Bir de hepimizin, bizim aramızda bir sevgi, saygı, birlik, beraberlik, barış var. Bütün yarışmacıların harika bir yarışma oluyor. Süper. Ama senin bir teklifin var. Söyle canım Türkiye'ye ne yapalım biz? Ben diyorum ki hep birlikte karaoke gecesi yapalım. Karaoke gecesi yapalım. Karaoke. Peki. Bunu Acun'a söyleyeceğiz. Şimdi söz Burcu'da. Teşekkür ediyorum Cem Cemina'ya ve eğer Nez'in dansını beğendiyseniz ve yarışmada kalmasını ve belki de bu gecenin birincisi olmasını istiyorsanız özellikle showtv.com.tr'den dansını ve kendisini oylayabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Sıradaki yarışmacı gerçekten çok heyecanlı, eminim bundan. İkinci dansı için yüksek puanlar bekliyor. Alkışlarınıza da ihtiyacı var Özlem Yıldız Hanzade'nin yanında. Evet Özlem, sırada Cahil performansınız var ve Türkçe bir şarkıyla çıkacaksın. Bu akşam seyircilerimiz de, biz de özledik Türkçe şarkıları. Akşamın tek Türk şarkısı. Bu arada ilk danstan sonra aldığım puanlardan sonra gördüğünüz gibi çiçekler ve sabahlık. Artık bilmiyorum ilerleyen dakikalarda neler olacak dansın içinde. Eminim siz şıklaştıracaksınızdır bu durumu da. Bol şans diliyorum ikinize de. Özlem Yıldız ve partneri James geliyor. Çalışma sürelerimizin uzaması ve stresle birleşince gergin günler ve dakikalar yaşıyoruz şu anda ama yine de dans çok keyifli. Hani bunu fazla düşünmeyip dansın keyfini çıkarmak en güzeli diye çalışmalara devam ediyoruz. İkinci şarkıda Türkçe olarak O Benim Dünya. Ayşe Pekkan'ın çok sevilen ve zamanda gerçekten o dönemlerde hit olmuş bir şarkı ve ritmi de çok kuvvetli ve hızlı. Oh. Yeah. O benim dünyam.
Ne oldu, bir şey kaybettiniz galiba. Ben şöyle mikrofonu vereyim, benim yanıma da alayım hemen. Evet, gözlüğünü kaybetmiş. Sait Hocam buyurun. Dağıldık biz. Tabii yani o mısır patlağından sonra. Ama çok güzeldi yani. Mizanseniniz çok güzeldi, çok beğendim. Çok şirinsin. Böyle bu kız ilkokul talebesi mi dedim böyle bir ara böyle. Yani hocam dedim ki stres her hafta. Geçen hafta gerçekten çok stres yaptım. Demin söylediler topun ağzına da geldin diye. Yani olabildiğince keyif çıkarayım dedim. Yani bu iş çok keyifli bir şey. Biz de çok eğlendik gerçekten, hani yarışıyor gibi değiliz. Okay. Keyif aldık, eğlendik. İnşallah izleyici de geçmiştir. Bence de çok keyifli olmuş yani dans. Teşekkür ederiz. Yok hayır, ben Azra bir şey söyleyecektim. Evet. Hemen ona söz vermek istedim. Buyurun Azra. Sence ilk dansından çok daha keyifli. Bitti, sadece kollarını bitirmeni istiyorum, o kadar. Tamam. Güçlü. Süper. Bakalım. Tamam. Ya her hareketine nokta koyup devam etme. Biraz virgülleri de dene. Çünkü dans bir cümle hakikaten. Çok keskin keskin oluyor bazı şeyler. 80'lerde müthiş tabii yani. İnsanın ruhuna dokunuyor. Tebrik ediyorum. Biraz daha içine girebilseydin daha da iyi olacak. Acın? Bence de kesinlikle ilk dansından daha iyiydi. İnşallah eğlenmezsin. Sağ ol. Puanları göreceğiz. Kırmızı Oda'ya uğurluyoruz sizi alkışlarınızla. Sait Hocam. Puanınızı hazırladınız sanırım. Onlar da yerlerini aldıklarına göre sizin puanınızla başlayabiliriz puanları görmeye. Buyurun. 6. Azra. 7. Tam. 6. 7. Sen az puan alınca üzülüyorsun. Bayağı üzülüyorsa, etkiliyorsa. Çok belli oluyor değil mi suratın? Evet. Suratın puan düşüyor ya. Neden? Yani 5-6 alıp oynayayım mı yani Danla? Yani bırak. Çünkü canım Türkiye'm seni kurtaracak. 10 dakikadan sonra bıraktım zaten, izleyiciler karar verecek Danla. Özlemciğim ne yapmaları gerekiyor? Showtv.com.tr. Ya göndersinler. Özlem'i kurtarmak için. Özlem'in üzülmesini istemiyoruz. Ve şimdi Burcu'ya gidiyoruz. Burcu son durumu bize hemen gösterecek. Bakalım kim birinci, kim sonuncu, kim elenecek ve kim birinci olacak? Hepsi Burcu'da. Değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz ki yarışmacılarımız hafta içinde çok yoğun bir şekilde antrenman yapıyorlar. Bazen antrenmanlara yetişmek onlar için çok zor olabiliyor. Bununla ilgili Özge'nin bir görüntüsü var elimizde. Hep beraber izleyelim isterseniz. Yeniden merhaba değerli izleyicilerimiz. Yarışmacılarımız yerlerini aldı. Siz de herhalde anlamışsınızdır Cem Cemilay da yerini aldığına göre. Heyecan dorukta. Evet. Yarışmanın bu gecenin birincisini açıklama zamanı geldi. Ve onun arkasından da son ikiye kalan isimler açıklanacak. Çok heyecanlı olduklarını biliyorum. Alp'e yan gözle bakıyorum ama bakmak da istemiyorum fazla açıkçası. Rica edeceğim. Bakabilirsin. Ben de aşkına bakıyorum. Aşkın çok ciddi. Alp, senden önümüzdeki hafta özellikle daha güzel danslar bekliyoruz dediler. Onun arkasından da acaba önümüzdeki haftada olacak mısın, olmayacak mısın onu da bilmiyoruz aslında diye de eklediler. Evet. Bu nasıl bir ruh hali yaratıyor sende? Çok saçma. tamamen saçma bir ruh hali. Yani hakikaten de elenecekmişim gibi bir his var. Ama elenmezsem haftaya için çok çalışacağıma inanıyorum. Çünkü vaktim var bu hafta için. Bol bol çalışacağım, önümüzdeki hafta şov yapacağım. Ona çok eminim ondan. Yani. Elemeyelim seni. Elemeyin. Yani ben de onu demek istiyorum. Teşekkür ederim Cema. Ben eminim ki onlar da kendi aralarında hem yola devam edip etmeyeceklerini hem de gecenin birincisi olup olmadıklarını da merak ediyorlar kesinlikle. Evet, şimdi Beyoğlu'nun 7. noter vekili Sayın Sevgi Er Yılmaz'ı yanımıza davet ediyoruz. Zarfı da sevgili Acun Ilıcalı'ya. Yarışmacılar isterseniz alkışlayın. Noter geliyor. Herhangi bir yerden gelebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yok böyle dansta bu haftanın birincisi öncelikle. Önemli olan o. Hafta birincisi kim oldu? Geçen hafta kimdi? Burada.
İki uç gibi düşünelim değil mi olayı? Evet abi. Ya gidiyorum ben ya birinciyim. Öyle bir şey var. Evet. Yok Böyle Dans'ta bu haftanın birincisini açıklıyorum. Özge Ulusoy ve Vitali. Özge'yi tebrik ediyoruz ve alkışlarla kendimize de uğurluyoruz. Evet, şimdi sırasız olarak önümüzdeki hafta bizimle birlikte olacak isimleri sayıyorum. Ivana Sert ve Slava. Aşkı Nur Yengi ve Cenk. Çiftimiz önümüzdeki hafta bizimle birlikte olacak. Ya yani olacağı garanti olan son çiftimiz. Şenol İpek ve Aliona. Merhaba. We meet again. Merhaba. Yine buluşuyoruz. Ya dün gibiydi, daha yeni buradaydık. Evet. O dakikaları hiç gözümün önünden sanki gitmiyor. Geçen haftayı tekrar yaşama durumu. Olsun, biz alışığız da. Ne dedim sana ama, güler yüzlü olursan. Yok, rahatım şu anda. Evet, rahatsın. Bunu da öğrendikten sonra rahatım. Sonucu olarak dese en rahat olacağım. Bir de James'e soralım. What do you think? I'm not quite sure. I'm happy. She's been a fantastic partner. Senin için harika bir partnerdi diyor. Benim için öyle. Çok seviyormuş seni. Ben de onu çok seviyorum. Belki oylar da sizi sever. Ama Burcu bir de o tarafa bakacak ve orada da Halime de var. O da çok güzel. Doğru. Ve ne diyor bak? Bu arada eğer son ikiye kalan isimleri gördünüz değerli izleyicilerimiz, eğer onları desteklemek istiyorsanız, hangisinin yarışmaya devam etmesini istiyorsanız, Özlem için 2950'ye Özlem yazıp yollayabilirsiniz. Aynı şekilde Halime de içinse 2950'ye bu kez Halime de yazarak yollayabilirsiniz diyelim. Halime de ilginç bir durum herhalde senin burada sonda olma. Evet, çok ilginç. Çok, ben yine çok mutluyum burada olduğum için. Sizin de desteklerinize çok ihtiyacım var. Çok teşekkür ederim her şey için. Bir dakika, ben de yanılmışım. Özlem, ağlaman gerekiyor galiba. Bak, ben dedim hayır, sana suratın düştü gül dedin. Bak, ağlaman seni gerekiyor. Dinledim. Hayır, nasıl diyorsunuz? Acitasyon yapmıyorum diyor, tamam. Hiç yapmak istemiyorum. Ya, çok içimden geldi o yüzden. Teşekkür ediyoruz ve ben tekrarlamak istiyorum. Almeda'nın yoluna devam etmesini istiyorsanız 2950'ye Almeda yazıp yollayabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Yine aynı şekilde eğer Özlem Yıldız'ın yoluna devam etmesini istiyorsanız da yine 2950'ye Özlem yazıp yollayabilirsiniz. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bu sefer Özlem'den başlayayım. 2950'ye Özlem yazıp yollayabilirsiniz ya da
29.50'ye yine aynı şekilde bu kez Almeda yazıp yollayabilirsiniz eğer onları önümüzdeki hafta görmek istiyorsanız diyelim. Ve sizin de mesajlarınıza vakit ayırmak için kısa bir reklam arası istiyoruz şimdi. Değerli izleyicilerimiz, yarışmaya Özlem Yıldız mı yoksa Almeda mı veda edecek? Bunu birazdan göreceğiz. Şimdi izninizle SMS'lerin de artık kapandığını ve sonlandırıldığını da belirttikten sonra Beyoğlu 7. Noter Vekili Sayın Sevgi Er Yılmaz'ı zarfı sevgili Acun Ilıcalı'ya teslim etmesi için buraya davet ediyorum. Olduğu gibi yine iki çiftimize de çok teşekkür ediyoruz. Yani programımıza gerçekten büyük renk kattınız. Şu bir gerçek ki artık son 8 yarışmacı kaldı. O yüzden hani belli bir yerden sonra iyi olanlar gitmeye başlayacak. Kim giderse iyi biri gidecek. Yarışmada performans veren biri gidecek. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz iki çifti de. Evet, yok böyle dansa önümüzdeki hafta devam edecek olan çifti söyleyeceğim ben. Evet, önümüzdeki hafta bizimle birlikte olacak çift. Yok böyle dansa önümüzdeki hafta yarışacak çifti söylüyorum. Özlem, son bir şey söylemek istersen eğer kısaca. Evet, yok ağlamıyorum. Gayet keyifli geldik, keyifli başladık. Güzel de bir yarışmaydı. Bu ortamda bulunuyor olmaktan, yarışmanın içinde oluyor olmaktan çok mutluyum. Güzel bir arkadaşlıktı. Teşekkür ediyorum destekleri için, beni sevenlere sevgilerimi gönderiyorum. Alkışlıyoruz. Seni çok sevdiğimizi söylüyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, artık veda etme zamanı da geldi. Özlem Yıldız'ın en güzel dans görüntüleriyle sizlere de veda ediyoruz aynı şekilde. Hoşça kalın. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmak dileğiyle.